hoş geldiniz BBN Ekonomi'ye. Güzel bir akşam diliyoruz sizlere. Gündemimiz yine dopdolu. Ben Seda Akbay. Başlıklarımızı sizlerle paylaşacağız. Dün kabine toplandı. Bir numaralı gündem maddesi ekonomiydi. Ve bugün itibariyle kış mevsiminin son ayı Şubat'a başladık. Ve gündemimizde enerji ve faturalar var sayın seyirciler. Gerçekten sokağın nabzına baktığımızda bir numaralı gündem konusu elektrik ve doğalgaz faturaları gerçekten yeni yılda biliyorsunuz zamlanmıştı ve bunun etkilerini hep birlikte hissetmeye başladık. Dün akşam da iki kat, üç kat gelen faturalar sonucu şikayeti olan vatandaşların sesine kulak verildi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir düzenleme paketi açıkladı. Elektrik faturasına yeni bir ayar yapıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda elektrik faturalarının 2-3 kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine tarifelerin yeniden düzenlenmesi talimatı verdiğini açıkladı. En düşük tarifede günlük 5 kilowatt olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilowatta, yani aylık olarak 150 kilowattan 210 kilowatta çıkartıyoruz dedi. Bu değişiklik faturalara nasıl yansıyacak? Sanayiyi, esnafı nasıl etkiliyor faturalar? Bunları da konuşacağız. Bu arada sanayinin bir doğalgaz problemi var biliyorsunuz sayın seyirciler. İran'ın doğalgazı kesmesi ve maliyetlerin de hızla yükselmesiyle birlikte hem işletmeler hem de sanayide üretim çok ciddi anlamda yavaşladı. Maliyetler de yükseliyor. Fiyat artışı ve kesintiler sanayicileri zorluyor. Biliyorsunuz Perşembe günü enflasyon açıklanacak. Yaşanan bu gelişmelerde enflasyonu nasıl etkileyecek bunu da konuşacağız. Bu arada bir hatırlatma, İran'dan gaz akışı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu haberi dün akşam verdi. Bu arada kredi garanti fonundan KOBİ'lere destek paketi, 60 milyar liralık bir paket açıklandı. KOBİ'lere, ihracat yapan işletmelere bir can suyu olacak. Bu paketin tabii ki denetlenmesi nasıl olacak? Bunu da bugün konuklarımıza soracağım. Çünkü bazı suistimaller, yani kredi alan işletmelerin kata, yata, dövize bu paraları, bu kredileri kullandıkları yönünde daha önce hatırlayacaksınız. Hazine Bakanı bir açıklama yapmıştı. Ve enflasyon rakamlarını bekliyoruz. Perşembe günü Ocak enflasyonu açıklanacak sayın seyirciler. Tahminler %40 ile 50 arasında. Bu arada İstanbul Ticaret Odası İstanbul'un enflasyon rakamını açıkladı. Ocak'ta aylık bazda yükseliş %13.78. Yıllık olarak İstanbul'da enflasyonun %50'nin üzerinde olduğunu görüyoruz. Detaylara bakacağız. İstanbul'da gelen bu yüksek enflasyon, şöyle söyleyeyim size, son 19 yılın en yüksek enflasyonu olarak değerlendirildi. Acaba Türkiye'nin yıllık enflasyonunu nasıl etkileyecek? Kıymetli konuklarımızla değerlendireceğiz. Efendim, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Osman Balkanlı hocamız bizimle ve DSP Genel Başkan Yardımcısı Avukat Onur İste de bizlerle olacak bugün yayınımızda. Hoş geldiniz diyorum kıymetli konuklarımıza. Hoş bulduk Seda Hanım, merhabalar. Onur Bey'in sesini tam olarak alamadım. Tekrar hoş geldiniz. Seste bir sorun var. Ses kısmı kapalı mı acaba Onur Bey? Şu an geliyor. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Tamam, sağlıkla duyuyoruz sizi. Şimdi tabii ki gündemimiz faturalar. Dün kabinenin de gündemindeydi. Şimdi herkes faturalarını ifşa ediyor. Ben de faturamı getirdim. Şimdi düşük kademeli sınır 150 kilovattan 210 kilovata yükseldi. Burada 40-45 lira arasında bir avantaj getirecek faturalara ve Şubat itibariyle faturalarda bu yeni düzenlemenin yansımalarını göreceğiz. Sizce bir miktar nefes aldırır mı? Düzenlemeyi nasıl karşılıyorsunuz? Söz büyüğün diyelim dilerseniz Onur Bey, Ali Osman hocamla başlayalım. Tamam, buyursunlar. Hocam, bir nefes aldırır mı işletmelere, vatandaşa bu düzenleme? Her şeyden önce yani pozitif bir bakışı ifade ediyor diyebilirim. Çünkü bu zamlardan sonra toplumsal düzlemde veya esnaf düzleminde
Tabii büyük üreticiler için sadece bir homurtu anlamında bir rahatsızlık vardı. Fiyatların yükselmesi noktasında, girdi fiyatı olarak enerji fiyatının yükselmesi konusunda. Yani bu noktadan baktığımızda pozitif bir imaj verebilir. Aslında burada ben yani sadece elektrik olarak düşünmüyorum. Enerji tabii girdisi olarak düşünüyorum. Çünkü elektriği büyük ölçüde biz üretiyoruz diyelim ama petrolden bahsettiğimizde ve benzeri enerji, doğalgazdan bahsettiğimizde şu bizim ürettiğimiz çok ciddi bir değer yok şu anda ve bu noktadan baktığımızda aslında hükümetin de eli zor. Yani petrol fiyatlarına zam yaptığında biz hükümete kızıyoruz. Bu çok doğal bir şey vatandaş olarak. Yine zam ama geldi hocam taraftan, bu arada. Son dakika özür diliyorum. Motorine ve benzine zam geldi. Yani litre fiyatı 50 kuruş 15, diyorlardı. Doğru muyuz? Hemen bakıyorum. Yani 15 liraya litre fiyatı neredeyse geldi. Doları geçti. Benzin ve motorine zam 2 Şubat'tan yani yarından geçerli olmak üzere benzinde litre başına 39, motorinde 32 kuruş zam yapıldı. Herhalde tam 15 liraya dayanmış durumda litre. Yani bu noktadan baktığımızda bu ciddi bir sorun üreticiler ve halk açısından ama diğer taraftan da baktığımızda yani burada politik olmaya gerek yok. Çok net bir durum var. 1973'lerde dünyanın yaşadığı petrol fiyatlarının yükselişi ve sonra da dünya ekonomisi krize girdi ve sonra yapı değişikliği de yaşadık. Sanki onu anımsatıyor bana. Yani dünyada petrol fiyatları ciddi olarak yükseliyor ve yükselecek görünüyor. Bir de yani, hocam kesintiler ve kısıntılar da var. Yani biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Orta Asya'da elektrik kesintileri yaşandı. Çin'de benzer kısıntılardan bahsediliyor. Yani böyle bir maliyet problemi de bekliyor mu işletmeleri ve vatandaşları? Yani maliyetin ötesinde bulamamak riski de var. Bakın mesela Bursa'da doğalgazın kesilmesiyle birlikte İran tarafından fabrikalarda üretim durma noktasına geldi. Yani tabii, aslında orada ben şunu da düşündüm. Bir girdinin ya da bir malın sahibi olmak, ana üreticisi olmak çok önemli bir olgu. Biz bunu girdi mallarında da görüyoruz. Şimdi bu noktadan bakınca Karadeniz'de ya da işte Mavi Vatan bölgesinde doğalgaz arayışları ya da petrol arayışları ne kadar önemli bunu anlayabiliyoruz. Çünkü şalteri indiriyorlar, vermiyoruz diyorlar. Biz bunu tabii Covid döneminde bazı girdiler içinde yaşadık. Yani bunun politikadan bağımsız bir olgusu var. Bu noktadan baktığımızda aslında ilerleyen dönemde de aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetleri aşan bir makro politikası olması gerekir. Bu dünyada birçok ülke için var. Türkiye için de olması gerekiyor. Ve bu çerçevede baktığımızda evet halkın şikayetlerini anlayabiliyoruz. Ama öbür tarafta dünyada enerji fiyatlarında ciddi bir yükseliş var ve bunun yükseleceğini, devam edeceğini düşünüyoruz. En azından evet, bu durum nihayete kadar devam edecek görünüyor. Kış bitene kadar devam edecek görünüyor. Devam edecek gibi görünüyor ve Şubat'ta yani noktadan tabii ki kış da devam ediyor. Evet, aynen. Şu anda en ağır dönemdeyiz kışta. Tabii ki. Hemen Onur Bey'e de sormak istiyorum. Yani faturalarda sanıyorum bir miktar hafifleme olacak. Düşük kademe 210 kilovata kadar yükseltildi. Şimdi bir yandan bakıyoruz. Yani dolar TL'ye 18'lerden 13'lere geldi. Biraz daha bu yüklerin hafiflemesini bekliyoruz. Ama şimdi bugüne bakıyoruz. Tekrar akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı yaşıyoruz. Sizce yani bu maliyet yeni sıkıntıları beraberinde getirir mi? Kepenk kapatmalar gibi yani ya da istihdamla ilgili başka sıkıntılar yaşar mıyız? Yani şöyle, öncelikle hocamın söylediğine çok katılıyorum. Türkiye'nin enerji üreten bir ülke olmadığı için hangi hükümet gelirse gelsin bir kere karşısında kocaman bir sorun çıkıyor. Evet, evet. Üretmek zorundasınız, üretim ekonomisinden bahsediyorsunuz. Biz de gelsek bu arada aynı şeyden bahsedeceğiz. Üretim ekonomisi, Cumhuriyet Halk Partisi de gelse üretim ekonomisi diyecek. AK Parti de şu anda yeni yeni üretim ekonomisi demeye başladı. Bu ortak sorun ve ortak çözüm. Ama ve lakin üretim dediğiniz zaman bir enerji maliyetiniz ortaya çıkıyor. Sadece ben üreteceğim demeniz de olmuyor. Elektrik üretmeniz lazım ki evet, diğer üretim metotlarına yardımcı olsun. Elektriği de ya doğalgazdan alıyorsunuz ya diğer
ürünlerden alıyorsunuz. Mesela biyoyakıt gibi, güneş enerjisi gibi şeylerden alıyorsunuz. Biz baktığımız zaman ciddi anlamda doğalgaza bağlı ya da petrol ürünlerine bağlı bir elektrik üretimine tabiyiz. Dolayısıyla sanayi üretimimiz dediğimiz zaman aslında bir noktada sanayi üretimini arttırdığımız zaman dış alımı arttırıyoruz. Bu çok doğal bir süreç. Nedir bu? Aslında cari açığı otomatikman arttıran bir süreç bu. İki tane ihtimalimiz var. Ya yepyeni bir enerji modeline geçeceğiz kendimizin ürettiği ya da yepyeni doğal gaz kaynakları, petrol kaynakları bulmak durumundayız. Bu noktada Karadeniz'deki petrol yatakları üzerindeki araştırmalar gerçekten çok değerliydi. İnşallah devamı da olur ama şunu da söylemek lazım. Akdeniz'deki bütün sondaj arama gemilerimiz şu anda Karadeniz'de. Akdeniz'in nedenini bilmediğimiz ve tatmin edici bir açıklama yapılmadan Akdeniz'deki sondaj gemilerimizin tamamı oradan çekilmiş durumda. Onların tekrar ait oldukları yere, Akdeniz'e, bizim olduğunu iddia ettiğimiz bölgelere geri dönmüş olmasına ihtiyaç var. Tabii bu kısa vadede çözülecek bir şey değil. Tabii ki vatandaşın cebine iniyor, bunun farkındayım ama bu yıllara sarı bir süreç. Kendimizin enerji kaynaklarına sahip olamadığımız, enerjide doğrudan dışa bağlı olduğumuz süreçte maalesef, bunlar kaçınılmaz sonuçlar maalesef ki. Gerçekten öyle. Üretim yavaşladı. Dileriz tekrar bir problem yaşanmaz. İran'dan gaz akışının başladığı haberini de aldık bu arada. Fakat tabii ki dışa bağlı olduğumuz için bu tip sürprizler olabiliyor. Yani garanti değil, değil mi Ali Osman Hocam? Sonuçta Rusya'dan alıyoruz, Azerbaycan'dan alıyoruz, İran'dan alıyoruz. Ve bizim gazı da aktive edebilmemiz Karadeniz'den 2023 en erken. Bu Seda Hanım dediğiniz nokta çok önemli. Yani temin edebilmek olgusu. Bakın mesela bu durum uluslararası politikaya da yansıyor. Şu şekilde tabii açalım isterseniz. Şu an mesela Ukrayna-Rusya çatışmasında farkındaysanız tabii Avrupa'nın sessiz kaldığını, özellikle Avrupa deyince şu anki Avrupa, İngiltere bana müsaade dedi gitti zaten. Almanya'yı görüyoruz ve ilginç bir şekilde sessiz kaldığını görüyoruz. Yani o ses, çıkan sesler çok böyle alt perdeden çıkan sesler. Neden dediğinizde şu anda Almanya'yı ve çevre Avrupa'yı Rusya'nın beslediğini görüyoruz gazla. Eğer sesler yükselirse Rusya ben şalteri indiriyorum, gaz vermiyorum dediği zaman Almanya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde kamuoyunun ciddi bir şekilde tepkileneceğini düşünebiliyoruz. Bakın enerji sahipliği uluslararası politikada bile etkili. Bunu biz Türkiye'de de yaşayabiliriz. Bakın İran'dan gaz gelimi kesildi. Fabrikalarımız durma noktasına geldi. Fabrikalarda işçilere izin verildi. Bu ciddi bir maliyet demek. Burada şunu da söylemek lazım. Onur Bey'in dediği noktaya gelmek istiyorum. Biraz da özellikle ilgi alanım olduğu için. Enerjinin ekonomideki payı çok büyük. Yani baktığımız zaman biz üretime baktığımız zaman ciddi bir girdi olmak durumunda ve bu girdi olma özelliği enerjinin kendisini bu maddeye sahip olamadığımız için, ham maddeye sahip olamadığımız için dış ticaretimizde ithalat boyutuyla ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Bakın mesela Aralık ayı dış ticaret verileri açıklandı. Dün açıklandı. Ve buraya baktığımız zaman ihracatın ithalatı karşılama oranı %79 küsür, %80 diyelim ve ithalata baktığımız zaman da %12 civarında sermaye malı ithalatını görüyoruz, %8 civarında tüketim malı ithalatını görüyoruz, %79 oranında ara malı ithalatını görüyoruz. Yani Türkiye ekonomisinin aslında 2-3 aydır yaşadığı o sendromu da anlatır biçimde bizim ana sorunsalımız ara malı ithalatımız. Yani girdi malı ithalatımız ve burada da petrol ve diğer unsurlar, doğalgaz ve benzeri gibi, bunlar büyük bir paya sahip. Zaten burada mesela şu an hükümet ciddi bir, bunu bile ilerleyen zamanda şey yaparız, konuşuruz, döviz bulmak derdinde. İşte bu noktadan baktığımızda aslında ithalata da ikili bir bakış içinde bakmamız gerekiyor. Bir yanda
ithalatın ikame edilebileceği noktalar var ve döviz tasarrufu yapılabilecek noktalar var. Ama diğer tarafta biz üretemediğimiz için petrol, doğalgaz gibi ciddi sıkıntılarımız var ve bunlar döviz sıkıntımızın da ana unsurları olmak durumunda. Yani bu çerçeveden düşündüğümüzde gerçekten şu 2-3 ayın zor bir dönem olduğunu düşünebiliyorum. 2-3 yani burada ben zorluklar öngörüyorsunuz. Buyurun hocam. Evet. Yani topluma çok net katılıyorum. Hatta bizde de İstanbul'da da geçen akşam elektrik kesintisi olduğunda işte elektrik idaresini aradım. Ve onlarla konuşurken belli bölgelerde elektrik kesintisi olduğunu öğrendim. Acaba dedim arıza var demişlerdi ama standart bir şekilde işte saat 1'de açılacak dediler hat. Orada ben hemen düşündüm acaba bir şekilde enerji tasarrufuna gitmeye mi başladık diye düşündüm. Çünkü böyle bir şey olabilir de. Dünyada şu anda biraz önce sizin söylediğiniz gibi Çin'de başka yerlerde enerji temininde ciddi sorunlar yaşanıyor. Ve bu da döviz etkisi yaratıyor. Tabii şimdi yeni politika sistemini de konuşacağız. Yani üretimi, ihracatçıyı destekleyen mesela kredi garanti fonundan bir destek paketi açıklandı. Kredi garanti fonu kefaleti kullandırılacak. Onur Bey bu arada bilmiyorum faturalarla ilgili vatandaşlardan neler duyuyorsunuz? Sizin faturayla ilgili gerçekten ben bakıyorum faturama iki kat fazla geldiğini görüyorum. Ki öyle fırın falan da çok kullanamıyoruz tabii çalışma hayatında olduğumuz için. Bilmiyorum sizde nasıl durumlar? Vallahi bu sabah e-posta gelmiş elektrik idaresinden 680 lira faturanız var. İşte niye ödemediniz diye soruyorlar. Unutmuşum ayrı bir mevzu ama normalde 300-400 lira arasında geliyordu. Evet, iki kat gelmiş size de o zaman. Neredeyse iki kata çıktı. Şimdi burada vatandaş tarafından eleştirilecek şöyle bir yön var. 150 kilowatt saat 210 kilowatt saate çıktı. Bu gerçekten doğru bir karardı ama bakın burada biz sıradan gelirli insana bakmak durumdayız. Yani orta gelirli şöyle ifade edelim. Aylık 10 bin lira gelir üzerinde olan insanlarda da bu sarsıntı yaratıyor ama bir asgari ücretliye baktığınız zaman onun yaşadığı sarsıntının yanında onlarınki çok daha hafif geçiyor. Şimdi asgari ücretli gözüyle bakalım. 4250 lira para kazanıyorsunuz. Bu 400 lira, 500 lira, 600 lira, 700 liralık şeyler çok sıradan ki bunlar buzdolabı çalıştırıyorsunuz. Dediğiniz gibi fırın falan da değil. Çok basit elektrik harcamalarıyla dahi bu kadar yüksek fiyat ödemeniz ciddi bir problem. Şimdi hükümetin 210 kW'a çıkartmış olması mantıklı ama buradaki çelişki şuradan ileri geliyor. 210 kW sayaç başına. Benim evimde 3 kişi oturuyorsa da 210 kW. Bazı evler vardır geniş aildir 10 kişi oturuyorsa da 210 kW. Bunun kişi başı evde yaşayan hane başı halkına göre belirlenmesi gerekiyordu. Onun yerine sayaç başına belirlendiği için bir haksızlık var burada. Mesela 3 kişilik bir aile belki bundan daha fazla faydalanabiliyor ama 7 kişilik 8 kişilik bir aile çok daha az faydalanıyor. Hatta bir anlamı kalmıyor. Hani 3 çocuk yapın 5 çocuk yapın denilen ülkelerde bizim gibi ülkemizde hani bu biraz bir çelişki yaratıyor. Bunun da düzeltilmesi lazım geldiğini düşünüyorum. Zaten biliyorsunuz bizde önce düzenleme yapılıyor. O düzenleme yapıldıktan sonra düzeltmeleri yapılıyor. İnşallah bu 210 kW'ın da düzeltmeleri bundan sonra yapılır diye umuyorum. Sayak başına değil de hane halkı başına yapılabilir. Çok da zor değil. Hem İstatistik Enstitüsü'nde hem de Nüfus İdaresi'nde bir hanede kaç kişinin yaşadığı belli. Çok basit bir algoritmayla çözülebilir bir süreç aslında bu. Buradan da en azından hükümet çağrı yapmış olalım. Yani olumlu bir muhalefet yapmış olalım. Bunu 210 kW'ı hane başına değil, hanede yaşayan kişi başı üzerine hesaplamak gerektiğini düşünelim. Bunda bir şerh olarak düşelim. Şimdi az önce güzel bir noktaya değindiniz. Yani tabii ki asgari ücretle evinde çalışan işsizler olan aileler var. Hepsi için gerçekten çok zor bu maliyetler. Yani 300-400 doğalgaz, 300-400 elektrik bunların altından kalkmak çok zor. Ama bakıyoruz varlıklı kesim sesini yükseltmeye başladı. İşte Gülse Birsel'in mesela yayınladığı fatura çok tepki çekti. Yani evde maden ocağı mı işletiyorsunuz diye. Acaba bu kullanım adaletsizlikleri de bir yandan bu sıkıntıları artırıyor mu acaba? Yani gelir adaletsizliği zaten artmış durumda. Ne diyorsunuz bu yansımalara? Ali Osman Hocam bunun güzel bir girişini yaptı. Şöyle dedi hani biz dedi dışarıya bağımlı olduğumuz için zaten hani bütün ürünlerimizin çok temel fiyatını petrol ürünleri şey yapılıyor. Yani petrol ürünlerinin artması bizim sıradan domatesimizin bile evdeki fiyatımızın artmasına sebep oluyor.
üretemediğimize göre, böyle bir kaynağımız olmadığına göre bizim yapabileceğimiz iki tane şey var. Bir tanesi Allah'a dua edeceğiz ve işte doğalgaz aramalarına falan devam edeceğiz. Akdeniz'de bıraktığımız aramaya tekrar geri döneceğiz. O hatamızdan dönüp tekrar aramaya başlayacağız. Ya da ve birlikte bizim artık rüzgar ve güneş enerjisine dönmeye ihtiyacımız var. İstatistike baktığımız zaman toplam enerji üretimi içinde hala %10'da kalıyor. Bakın bunun kökü bizde. Rüzgarın da güneşin de kökü bizde. Yani dışarıdan ithal etmemize ihtiyaç olan bir enerji türü değil. Ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonraki ilk ekonomi bakanımızın Berat Albayrak'ın tezi de biliyorsunuz yenilenebilir enerji üzerineydi. Aslında bunun bir farkındalık yaratmış olduğunu da inanıyordum. Ama gördüğüm kadarıyla yani Avrupa Birliği standartlarının çok altındayız. Yani Avrupa Birliği 2020 için %20'leri hedeflemişti. Bazı ülkeler %20'nin üzerine çıktı. Yani toplam enerji üretiminin yenilenebilir enerji üretimi %20'nin üzerine çıktı bazıları. Biz hala %10'larda seyrediyoruz. Bu tabii şey yapacaktır. Yani süreci uzatmamıza, işte dar gelirlinin önce cebinin yakılmasına, sonra Gülse Birsel'in de cebinin yanmasına sebep olacak bu süreç. Evet, artık yüksek gelirliler de şikayet etmeye başladı. Yani o ilginç bir problem. Ali Osman Hocam, Onur Bey'e sormuştum, size de sorayım. Yani dövizde bir sakinleşme görüyoruz ama bu neden fiyatlara yansımıyor hocam? Yani yeni zamlarla karşı karşıya kalıyoruz tekrar. Daha yani 18 liraydan daha uygundu, daha ucuzdu çarşı pazarda fiyatlar diyor vatandaş, hepimiz yani. Seda Hanım, geçen programda da konuşmuştuk. Ben demiştim ki bizim toplum hala fetihçi geleneğe sahip. Yani insanlar ele geçirdikleri noktalardan geri dönmek istemiyorlar. Bu fiyatlar için de geçerli. Yani Osmanlı'yı falan bir yana bırakın. Şimdi şunu söylemek lazım. Biraz da gülümseyerek söyleyelim. Kazara dolar şimdi şu anda fiyatlar dolar 18 iken ki fiyatlar, mal fiyatları. Çıktı, evet. Dolar 13.5'a indi. Kazara dolar 18'e çıksa diyecek ki o fiyatları, mal fiyatlarını 18'e göre ayarlayan esnaf, satıcılar, toptancılar dolar yükseldi, yapacak bir şey yok. Dolar 18'e çıktı, biz de fiyatı yükseltmek zorundayız diyecekler. Ama biz diyemeyeceğiz ki zaten sizin bu fiyatlarınız 18'in fiyatıydı, siz düşürmediniz diyemeyeceğiz. Bu neden kaynaklanıyor? Tabii dolar öyle oldu, böyle oldu, onlar ayrı şeyler. Burada bence şöyle bir yapı var. Yani bir, her şeyden önce bizim toplumları analiz ederken sosyopsikolojik yapıları da düşünmemiz gerekiyor. Evet, ben burada şimdi diyeceğim ki bunlar haklılık payı da verecek bu satıcıların fiyatı düşünmemesinde. Ama şu bir gerçek, bizim toplumsal psikolojik yapımızdaki bazı olgular, hani biraz önce fetih falan demiştim. Fetih tabii, öyle bir şey yok tabii ki ama şu olgu var, insanlar sahip olduğu, ulaşabildiği gelirleri bırakmak istemiyorlar. Böyle bir yapımız var. Yani bu noktadan değerlendirdiğimizde ben o zaman da demiştim, fiyatlarda düşmeyi ben beklemiyorum. Çünkü geri planında bu vardı. Ama şunu da söylemek lazım. Ama satamayacak bir süre sonra bu fiyat. Yani kazancını mı bırakmak istemiyor diyorsunuz? Aynen öyle. Bunun tek bir yöntemi var aslında. Ürün arzının bollaşması ya da talebin kesilmesi, bıçak gibi kesilmesi. Zaten oraya doğru az bir zaman kaldı, gideceğiz. Yani orada biz bunu temel gıda malları dışında çatır çatır yaşayacağız. Çünkü dünya ekonomisini büyük bir ilerleyen dönemde, özellikle Mart'ta Federal Rezerv'in faizi arttırırsa eğer, onu da konuşuruz, artırmasıyla birlikte bir stagflasyon dönemine gideceğiz. Burada temel gıda malları dışında alışların bıçak gibi birdenbire kesilmeye başladığını göreceğiz ki aslında biz bunu şu anda yeni yeni Şubat'ta girerken ocağın ortasıyla birlikte hissetmeye bazı sektörlerde başladık. Mesela araba sektöründe bunun sinyalleri gelmeye başladı. Konutta aynı şekilde. Konutta da bir, evet, durgun bir dönem. Bu adım adım hocam. Yani şöyle yine espriyle gülümseteyim, bisiklete de inecek. Yani orta grup mallara da inecek. Ama hızlı bir şekilde diğer mallarda inişi bekleyemeyiz. Çünkü raflardaki stokların bitmesi ve yeni fiyatların
gelmesi lazım. Yani bunun peki, adım adım olabileceğini söyleyebilirim. Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Hem dövizin 13'lerde şu anda, 13.37'de biraz daha inmiş durumda. Neden fiyatlara yansımıyor? Ve tabii ki en önemli konu enflasyon. Konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Onur Bey, Onur İste ve Doçent Doktor Ali Osman Balkanlı ile birazdan tekrar birlikteyiz. Tekrar güzel bir akşam diliyoruz. BBN Ekonomi devam ediyor kıymetli konuklarımızla. DSP Genel Başkan Yardımcısı Avukat Onur İste bizimle birlikte. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Osman Balkanlı hocamızla da konuşmaya, sohbet etmeye devam ediyoruz. Bu arada Ali Osman hocamdan hiç ses çıkmadı faturalarla ilgili hocam. Siz herhalde memnunsunuz halinizden gibi anlıyorum ama. Ben söyledim Seda Hanım. Ciddi rahatsız. Yani şu anlamda ciddi rahatsız. Gülsen Hanım'a da eklentileyerek söyleyeyim. Şimdi stok olarak, servet olarak parası yüklü olanlar olabilir. Ama akar olarak baktığımızda, yani gelir olarak baktığımızda herkes markete gittiğinde ya da alışveriş merkezine gittiğinde fiyatlardaki olağanüstü artışları görüyorlar. Ve enerjide de çok net olarak görüyorlar. Çünkü %100, %120 arasında artış yapıldı. İnsanlar geçinmekte ciddi olarak zorlanıyorlar. Evet. Son hükümetin aldığı kararların arkasında da bu var zaten. Özellikle düşük gelirli kesimin ciddi problemler içinde olduğunu söyleyebilirim. Yani bunu ben piyasa araştırması yaparak da sağlıyorum. Mesela pazar yerlerine baktığımda, çünkü ekonomiyi izleyebilmek için buna mecburum. İnsanların bir yanda kira ödemesiyle uğraştıklarını, öbür tarafta alışveriş görüyorum. Yani burada enerji fiyatlarını, elektrik fiyatlarını ve doğalgaz fiyatlarını da eklediğimizde insanlar çok ciddi sıkıntı içindeler. Şimdi Onur Bey geçen gün Twitter'daydı galiba bir sosyal medya paylaşımında şöyle bir ifade gördüm. Canım su faturam diyor. Yani şu anda en düşük gelen, gerçekten bana da öyle, su faturası, doğalgaz ve elektrikte gerçekten her yerden şikayetler alıyoruz. Ve dövizde şu anda işte bir liralaşma politikası görüyoruz. Sizce arzu edilen boyuta geldi mi? Bir ayı geçti. Vatandaşın liraya, Türk lirasına ilgisini nasıl görüyorsunuz? Yani dolardan bir miktar odağımızı Türk lirasına çevirebilecek miyiz yeni düzenlemelerle? Yani böyle umuyoruz tabii ama şimdilik istatistikler çeviremediğimizi gösteriyor ya da beklenen faydanın verilmediğini gösteriyor. Şimdi Sayın Hocam biraz önce şey ifade ettiler. Özellikle maliyet artışlarının hala devam ediyor olması, döviz kurunun aşağı doğru inmesine rağmen pazardaki fiyatın aynı olmasını piyasa içindeki psikolojiyle ifade ettiler. Bu çok doğrudur ama bir de şunu da yansıtmak lazım. Yani elbette ki piyasa içinde gerçekten bunu yapan kara borsacılar, kötü niyetliler, fırsatçı, evet yaklaşımlar var. Stok var çok ciddi anlamda. Şekerde mesela bunu çok yakından takip ediyoruz. Bunu yatsımak mümkün değil ama işin başka da bir de şöyle bir boyut var. Bakın geçen dönem yani Aralık ayında enflasyon oranı %36 olarak açıklandı. %36'yı neye bakarak hesapladık? Biz TÜFE'ye göre baktık. Tüketici fiyat endeksi. Ama hiç dikkat etmedik. Bir TÜFE vardı orada. Üretici fiyat endeksi. Enflasyon yani TÜFE %36 iken üretici fiyat endeksi %79'larda açıklandı. %80'e yakın bir oranda açıklandı. %79.89. 9 ne? Evet yani yuvarlayacağız artık. 9'du yani %80 neredeyse. Şimdi %80'lik bir üretici fiyat endeksinin şöyle bir önemi vardı. Biz TÜFE ile tüketicinin maliyetine bakarken ÜFE ile üreticinin maliyetine bakıyoruz. Yani üreticinin Aralık ayında yaptırmış olduğu maliyet %80'lerdeyken henüz o tüketiciye yansımamıştı. Şimdi üreticinin maliyeti arttığı için otomatikman tüketiciye yansıması da Ocak ve Şubat ayları içinde devam edecektir. Yani bu noktayı da enflasyonu söylüyoruz. Gerekiyor. Tabii başından beri konuştuğumuzda şey enerji üretemediğimiz için her noktada işte adeta kısıtlanmış bir pozisyondayız. Tabii burada ben yani merkezi yönetimin, hükümetin yapması gereken bazı şeyler de var. Özellikle petrol ürünlerinin dünyada da pahalandığından bahsediyoruz.
ve petrol üretemeyen, petrol satın alan, petrolde dışarı bağlı olan bir ülke olduğumuzdan bahsediyoruz ama çelişkimiz de şu. Petrol aslında her iş için var. Yani oraya şey herhangi bir yere giderken akbil basıyoruz işte otobüse Evet. biniyoruz, bir şey basıyoruz. Arabamıza benzin koyuyoruz. Domatesimizi getirmek için tıra mazot yükleniyor, değil mi? Bundan hala ÖTV alınıyor. ÖTV özel tüketim vergisidir aslında. Özel tüketim için Çok alınabilir. doğru bir nokta. Artık diyecektim herhalde muhalefet partisi genel başkan yardımcısı olarak çok da hükümeti eleştiremeyecek bir noktadayız herhalde diyecektim sizin açınızdan ama KDV ve ÖTV'ler de ciddi bir yük söylediğiniz gibi. Ya Tekrar şunu bunu yapmaya çalışıyoruz vurgulamak Tekan. lazım. Yani şöyle hani Türkiye'nin enerji maliyetinde dışa bağlı olduğunu teslim etmek zorundayız. Zaten bu bir kere fikir namusu olan herkesin söylemek zorunda olduğu bir şey. Ama bu demek değildir ki her şey çok güzel yapılabiliyor. Yani başka bir hükümet gelse de Türkiye dışa bağımlı olacak. Biz de gelsek dışa bağımlı olacak. Ama mevcut dışa bağımlıyken sen o dışa bağımlılığı nasıl azaltmak için ne projeler üretiyorsun? Benim için önemli olan bu bir. İkincisi, halkın özellikle dar gelirli halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak için bu ahval ve şerait içinde dahi nasıl önlemler alıyorsun? Bu önemli. Yani hem ÖTV alıyorsun hem de dünyadaki petrol fiyatlarından şikayet ediyorsun. Bu büyük bir çelişki. Yani bu çelişkinin de bir noktada giderilmesi lazım. Bu arada hafızam yanıltmıyorsa hafıza iyileşen insan ile malidir. Yani eğer yanılıyorsam da dinleyicilerimiz şey yapsın affetsin beni. Ekim ya da Kasım ayında Eşel mobil sistemiyle Ekim veya Kasım ayına kadar Eşel mobil sistemi çerçevesinde petrol ürünlerinden yakıttan ÖTV kaldırılmıştı. Ama 27 Aralık 2020 tarihi itibariyle tam o işte doların düşürüldüğü psikolojik ortamda yani üretmeden sadece yaratılan psikolojiyle doların düşürüldüğü o dönemde bir anda bir sabah bir kalktık resmi gazetede bir cumhurbaşkanlığı kararı yayınlandı. Tekrar dediler ki ÖTV alıyoruz. Yani bu olmuyor. Yani hani belki dediğimiz gibi orta gelir ya da orta üst gelir ya da çok zengin olanlar için bunlar sorun değil. Bir arabanın 750-800 liraya deposunda olması hiç önemli değil. Ama 4250 lira asgari ücretli olan için çok emekli ciddi bir sorun. Maaşıyla geçinen bu mümkün kişiler değil. Için çok Emekli zor. maaş emekli maaşıyla geçinenler artık kendi arabasıyla memleketine gidemez hale geldi. Bu çok ciddi bir sorun. Kesinlikle. ÖTV, KDV temel gıda maddelerinde söylediğiniz gibi %8, %18 KDV'ler var. Bununla ilgili de aslında bir düzenleme bekliyorduk. Bir yandan da trafik cezalarından canları çok yananlar var. Orada da çok ciddi fiyat artışları var. Aslında biraz daha sanıyorum düzenlemelere ihtiyaç var. Değişiklikler yapıldı, biraz da düzenlemelere ihtiyaç var. Hocam siz bu düzenlemenin gerekliliğini düşünüyor musunuz? Ben önce şunu söyleyeyim. Gerçekten Onur Bey'in dediği gibi temel ürünlerde bu maliyet hareketlerinde enerjinin büyük önemliliği var. Doğru. Yani taşımada ve benzeri şeylerde. Ama ben Onur Bey konuşurken şu geldi benim aklıma. Bundan öte burada esas halkı sıkıntıya sokan nokta temel tüketim mallarının fiyatlarındaki olağanüstü artışlar ve halkın buna yetememesi konusu. Şimdi bu noktadan baktığımda bence önemli bir olgu, bir hatırlatma da diyebilirim buna hükümet açısından. Hükümetin hızlı bir şekilde şu hal yasasını yeniden düzenleyerek üretici ve tüketici arasındaki mesafeleri azaltacak biçimde ortaya koymalı ve yasalaştırmalıdır. Çünkü ürün fiyatlarının üretildiği yerdeki fiyatıyla satıldığı yerdeki fiyatı arasında 7-8 olağanüstü kat. Bir fark var. Evet, ya 1 liraya alıp 8 liraya yiyoruz. İstanbul'da neden %51 çıktı? Belki Türkiye'de o kadar çıkmayacak enflasyon. Çünkü İstanbul'a baktığımızda biz yoğun bir tüketici kitlesini görüyoruz. Evet, yoğun da bir gelir var. Yani düşük de olsa gelir var. Ve bu tüketici kitlesini düşündüğümüzde bu tüketici kitlesinin ürünlere kolaylıkla ve rahat ulaşamadığını görüyoruz. Hal düzenlemelerinin tamamlanmadığı nedeniyle. Yani bu noktadan baktığımızda bence hükümetin bu konuyu öncelikle ele alması lazım. Çünkü temel tüketim mallarında halkın rahatlaması onların
politik anlamda stresini de azaltacak bir faktördür. Buna şunu da ekleyebiliriz Onur Bey'in dediği gibi. Bu noktada temel tüketim mallarıyla ilgili vergilendirmelerde yeni düzenlemelere gidilebilir. Ama ben burada şunu da düşünüyorum. Yani burada hükümeti savunmak ya da karşı çıkmak anlamında değil. Aslında yapısal olarak şunu söyleyeyim. Esasen biz çok uzun zamandır 80 sonrasından başlayarak dünyada, dış dünyada biraz daha farklı dolaylı vergilere abandık devlet olarak. Yani hükümet olarak değil. Bu 2000'lerde başlayan bir süreç değil. Yani 1980'ler sonrasında girişimciyi işte serbestleştirmek, bu bir liberal bir tercihti. Bu noktada dolaysız vergileri, yani kurumlar vergisini, gelir vergisini ön plandan çektik. Dolaylı vergileri öne aldık. Bu çerçevede de bizim tükettiğimiz onu ürünlerin... Onu IMF mi musallat etti bize? Şimdi siz böyle söyleyince ben eski dönemleri de düşünmeye başladım. Yani okul yıllarımızı dediğiniz gibi bu vergi sistemi bir anda geldi. Acaba IMF'nin mi işte o işte bütçe hedefleri tutturulacak diye vatandaşa, hani hep derdik ya enflasyon canavarı, kemerlere bir delik daha atacağız IMF gelince. O zamanlardan kalan bir toparlayıcı bu bütçe için hocam. Aynen öyle. Özellikle 1980'lerle birlikte dünya liberalleşirken bizim gibi ülkeler de trene arkadan binerek liberalleşmeye doğru yöneldi. Özal'la kendini çok net olarak gösterdi. Ya burada şunu da söyleyebiliyorum. Ya bu hakikaten öyle bir olgu ki, yani eleştirmek çok güzel ama diğer taraftan da baktığınızda kolay da eleştiremiyorsunuz iktisatçı olunca. Yani dolaylı vergilerle halka abanılması vergi toplama açısından büyük bir rahatlık. Ama yani, bunun anlamı şu, halkımız perişan oluyor tüketim mallarında. Onur Bey buyurun. Hocam aslında çok nazik bir şekilde, biraz da diplomatik bir lisanla bu işi anlattı. Ben biraz daha az diplomatik şeyle bir özetleme yapmak, buyurun, bir katkı vermek istiyorum müsaade ederseniz. Tabii. Aslında bu, buyurun, Allah rahmet eylesin, şu anda rahmetli Özal'ın güzellemesi yapılır. Hani ölmüş insanın zaten şeydir, yani amel defteri kapandığı için bir şey söylemez. Kötülüğümüz de yoktur, doğru. Herkesin doğru yaptığı iyi şeylerin yanında şimdi kötü şeyler de var. Bugün bu kadar güzelleme yapılan neoliberal politikalar, İşte 24 Ocak kararlarıyla Sayın Rahmetli Özal tarafından sisteme sokuldu ve aslında şu anda şikayet ettiğimiz şey neoliberal sağ politikalardır. Bu nedir? Dolaylı vergi almaktır. Bu nedir? Dar gelirliği düşünmemektir. Evet, hocamın dediği çok doğru. Bu devlet açısından baktığımız zaman vergi dairleri açısından büyük kolaylık. Gelir vergisiyle uğraşmanıza gerek yok. Dolaylı vergiyi alıyorsunuz. Domates adam satın aldığı zaman vergisini ödemiş oluyor. Ama bu hayata hangi gözlüklerle baktığınız da önemli. Eğer hayata neoliberal gözlüklerle bakıyorsanız, işte Sayın Özal, işte Sayın Erdoğan, bu insanlar neoliberal gözlüklerle bakarlar, o devletin vergi toplama kolaylığını öncelerler. Ama eğer hayata dar gelirlinin kolay yaşamasına ilişkin bir gözlükle bakıyorsanız, bu anlamda devleti zora sokmayı göze alırsınız ama ve lakin gelirine oranlı vergi toplamayı öncelersiniz. Burada ciddi sorun bu. Bir de şimdi şuna bakıyorum. Bizim, yine hocama referansla söyleyeceğim, aslında çok güzel zihnimde uyandırmalar yapıyor. Bu anlamda teşekkür de ettim hocama. Teşekkür ediyorum burada hocama, borçluk almayayım. Şimdi hal fiyatlarının, hal yasasının çıkması lazım. Ya kim bozdu bunu? Şimdi 2004 yılına kadar... 10 senedir de çıkması lazım bu arada. Tarım, 2004 yılına kadar tarım kredi kooperatifler vardı. Ne özelliği vardı bu? Üreticinin tabi olduğu kooperatiflerde bunlar. Üretici doğrudan kooperatife malını satıyor. Kooperatif üzerinden mal tüketicileri buluşuyor. Biz tarım kredi kooperatiflerinin bütün işte kira şey bütün mağazalarının mülkiyetini sattık. O mülkiyetini sattığımız zaman ne oldu biliyor musunuz? Geçici bir, yani miras yedi evlatların yaptığı gibi geçici bir rahatlama oldu kooperatiflerde. Ama şu anda bir de kira maliyetleri var ortada. Şimdi biz bu tarım kredi kooperatiflerini, kooperatifçiliği karma ekonomik sistemin son kurşununu atan hükümetten, yani karma ekonomik sistem zaten ölüyordu özalist politikalar neticesinde, son kurşunu da sağ olsunlar şimdiki hükümetimiz attı. Biz diyoruz ki ey hükümetimiz, son kurşunu sen sıktın ama işte bir de tekrar canlandır, bir kalp masajı yap diyoruz. Bu aslında bizim halk açımızdan, halkımız açısından bir çelişki. Sistemi bozandan sistemi düzeltmesini hayal ediyoruz.
İşte bu da hepimiz açısından bir şey olsun. Şimdi ders olsun. Tarım Kredi Kooperatifi Başkanlığı'nda da biliyorsunuz bir görev değişikliği oldu. Evet. TÜİK'te de bir görev değişikliği oldu. Kooperatifçilik peki yani sol hükümetlerin öne çıkardığı bir sistem mi? Yani Atatürk dönemine dayanıyor. Yani sosyalistlerden bahsetmiyorum. Bizim gibi ortanın solunduğu hükümetlerin iddiası şu. Biz özel girişimin, liberal ekonominin karşısında falan değiliz. Elbette ki birileri hür teşebbüs çerçevesinde para da kazanabilir, ekonomiye katkı da sunabilir. Ancak bununla birlikte hür teşebbüsün yetemediği yerlerde devletin o boşlukları doldurması gerekiyor. Et ve balık kurumuyla bunu yapması gerekiyor. Türkiye Elektrik Kurumuyla bunu yapması gerekiyor. Tarım ve kredi kooperatifleriyle bunu yapması gerekiyor. Sümer Bank'la bunu yapması gerekiyor. Biz ne yaptık? Yani biz derken sizden, benden, hocamdan bahsetmiyorum. Hükümet olarak ne yaptık 2002'den sonra? Biz bunları özelleştirdik. Biz bunları tamamen piyasa ekonomisinin kucağına bıraktık. Ya bu bizim söylediğimiz şey piyasa ekonomisini reddetmek değil. Aksine piyasa ekonomisinin doğru şekilde regüle edilebilmesi için devletin bazı alanlarda doğrudan olması lazımdı. Şimdi geldi bakın Sayın Erdoğan oraya geldi. Tarım Kredi Kooperatiflerinden bizzat Tanzim satış mağazalarından kendisi alım yapıyor şu anda. Ve bunu da özellikle halkımızı teşvik. O yüzden değişti zaten başkan. Öyle bir iddia var. Yani o vatandaş çok rahatlıkla alabilecekti Erdoğan'ın alışverişinden sonra ama bu kolaylığı göremiyor vatandaş. Çok doğal ama şimdi bu bir anda bozamadığınız gibi bir anda da düzeltemiyorsunuz. Maalesef böyle bir problem var şu anda. Şunu eklemek lazım. Bence kooperatifleşme olayı aslında kapitalizmde de çok yaygın bir özellik. Ben bir çalışma için araştırmaya girdiğimde 1930'lu yıllarda İsviçre'de yüzlerce kooperatifin olduğunu gördüm. Evet, evet. Yani, Almanya öyle çok güçlü. Solcu olmak ya sağcı olmakla da alakalı. Bu şuna benziyor. Tren yolları antikapitalist midir, kapitalist midir? Ya eğer siz kapitalistseniz malın üreticiden tüketiciye hızlı biçimde gelmesini istiyorsanız, kapitalizmin gelişmesini istiyorsanız yıllarca karşı çıkıldı mesela bu noktaya. Tren en ucuz taşımadır. Çin niye dünyada şu anda yayılıyor? Çünkü o mal üretmekle birlikte aynı zamanda çok iyi bir kargo sistemi geliştirdiği için ve gerekirse satış yaptığı ülkelere firmalar kurarak nakliyeyi hızlandırdığı için. Şimdi bu noktadan baktığımızda hal düzenlemesinde bu kooperatifleşmeyi de düşünmek gerekir. Evet. Bu aslında toplumsal olarak memnuniyeti de arttıracak. Peki bu faturalarda yani, özelleştirmenin yükü de var mı? Sizce iki konuğuma da soruyorum. Mesela CK Enerji, Boğaziçi Elektrik'ten geliyor bu faturalar. Bunlar da özel sektöre devredildi. Ben hemen şunu söyleyeyim, Onur Bey'e bırakayım. Şimdi son sözler olarak buyurunuz. Evet. Ben düşünüyorum ki özel sektörün bir işi yapmasında fiyat etken olabiliyor ve fiyatı yükseltebiliyor. Ama öbür taraftan da verimliliği arttırıyor ve diğer noktada şunu söyleyebilirim, bunları kamu yapabilirdi, bu şirketler kamu şirketi olabilirdi. Ama ve lakin iyi bir denetim yoksa, kamusal denetim yoksa, kamu şirketleri de aynı şekilde pahalı fiyatları ve pahalı fiyatlarla birlikte kalitesiz hizmetleri de verebilirdi. Yani biz bunu mesela 70'lerde yaşadık. Yine enerji sorunları vardı 73-74'lerde. Kamu gerçekleştiriyordu. Fakat sonuçta öyle bir noktaya geldi ki denetimsizlik sonucunda bizim o 1923'lerde böyle gözyaşımızla kurduğumuz kurumlar, devlet teşekkürleri sırtımıza kambur hale getirildi. Katılıyor musunuz Onur yani, Bey? Kısmen hocama katılıyorum elbette ki zaten karma ekonomik model böyle bir şey. Yani bir sistem içinden devletin çekilmemesi ama ne sadece devlete bırakılması ne de hür teşebbüse bırakılması. Yani burada önemli olan şuydu. Evet, denetimsiz bir devletin üretim içinde olduğu, devletin içinde olduğu denetimsiz bir sistemde en az şimdiki kadar büyük sorunlarla karşılaşabiliriz. Bu bir hakikattir, teslim edilmesi gereken hakikattir. Ancak bununla birlikte denetimsiz bir şekilde özel sektöre bıraktığımız zaman da şu anda görüyoruz. Yani şu anda işte
Siz şeyi sordunuz, işte bu özel sektörle alakalı mı bu? Tabii faturaların ki alakalı. Yüksek gelmesi. Şöyle düşünelim, özel sektör bu işin içinde, Allah rızası için mi içinde? Hayır, Allah rızası için içinde falan değil. Basbaya para kazanmak, kar etmek için içinde. Kar etmediği bir noktada orada olmayacaktır. Hatta karını maksimize etmek isteyecektir. Bu da bizim tüketici olarak aleyhimize bir husus. Ancak hocamın da ifade ettiği gibi bu sistem tamamen devletin elinde olsaydı ve denetimli olmasaydı, yozlar bu 1900 şey Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında kan ve gözyaşıyla kurulmuş bu devlet teşekkülleri de yozlaşacaktı. Bu da doğru. İşte burada önemli olan şey karma ekonomi oradan geliyor. Devlet yine sistem içinde kalmalıydı. Ancak buna ilişkin olarak özel sektörü de rekabetçi olarak desteklemeliydi. Çok biz devleti bir denge. Evet. Devleti tamamen çektik, özel sektöre tamamen verdik. Kapitalist sistemin regülatif araçları da bizde olmadığı için, bizde özerk yapılar olmadığı için, işte sermaye piyasası kurulunu şimdi görüyoruz, RTÜK'ü görüyoruz, işte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı görüyoruz. Eleştirilerin hedefinde bütün bu kurumlar. Sonuç belli. Yani gerçekten bu noktada hayat görüşü olarak biraz makule gelmeye ihtiyacımız var. Ne katı bir devletçi politika, ne de katı bir özel sektörcü politika. Bu noktada akılcı ve gerektiği zaman devletin, gerektiği zaman da özel sektörün olduğu makul piyasalara ihtiyacımız var. Karma bir ekonomiye ihtiyacımız var. Bence çok güzel özetlendi Ali Osman Hocam. Çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Onur İste, çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Su gibi geçti. Tekrar bekliyoruz sizleri. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Kıymetli konuklarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Sizlere güzel bir akşam diliyorum. Bizden sonra Son Durum programı olacak. Yarın görüşmek dileğiyle.